Sagrada Familia'dayız. Yani kutsal aile. Hiç bitmeyen kilise. Çünkü 1883 yılında Antonio Gaudi tarafından yapımına başlanıyor. Ancak 1927'yi okumuştuk değil mi sanki? Tramvayın altında kalarak ölmüş kendisi. Bu yüzden de tamamlanamamış. La gente no me crees feel the bless la bendición bajo tus pies en movimiento como siempre aunque ya no la ves suena y se enciende un móvil al otro lado de la pantalla está el amor como cobayas me siento como un perdedor como cualquiera contrastes bueno y malo. Evet, her şehirde yaptığımız gibi kitapçı gezmeye gidiyoruz. Bizimki 2 günlük seyahat kartı aldık. Şöyle bir kart. Bence aldığımız en mantıklı karttı burası için. 48 saat boyunca metro, otobüs, tramvaylar hepsi ücretsiz oluyor otomatik olarak. Kartımızla oradan oraya fittir fittir gidiyoruz. Burada otobüs duraklarına gelmişken ayakkabıcı gördü bir yerde. Kayboldu. Ne oldu? Hepsi kadın. Dostlar alışverişte görsün. Arkadaşım senin ayak numarana göre burada ne ayakkabı olsun? İspanya'da 50 numara ayakkabı arıyor ya. Neyse ne yani 45 mi? 45 mi? Arada 5 mi? 45 mi? 45-46. Vallahi. Okuyabileceğimiz kitap almak istediğimiz için. Yani İspanyolca okuyamadığımız için. İngilizce kitapçı bekliyoruz. Güzel kitaplar var sanki. Evet, Gaudi'nin başyapıtlarından biri Casa Batlló. 1904'teki binayı restore etmesiyle yapılıyor Gaudi'nin. Katalan mimar. 2005'te de UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Ve bu ön cephenin en üstündeki dış cephede ejderha sırtını andırması var. İleride de bir başka Casa Mila vardı. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz. Casa Batlló neresindeki Casa Mila. Bu da bir diğer Gaudi eseri. Bunu da 1906 ile 10 yıllar arasında tasarlanarak inşa ediliyor Gaudi tarafından ve bir diğer adı da La Pedrora, taş ocağı demek. Üzerindeki bu dalga dalga efekt ve balkonlardaki demir ve üstündeki şekiller aslında deniz dalgası da deniz yunusunu havası verilmeye çalışılmış. Bunun dışında burası daire ve ofislerden oluşan bir rezidans olarak tasarlanmış ve modernist olarak daire daire satılan ilk yapıdan bir tanesiymiş. Katamaranla turlar yapıyorlarmış. Biraz önce bir grup indi. Saksafon çalan da bir adam vardı. Yelkenli turları diye bayağı ilginç ve güzel olmuş katamaranda. Bence bunu Türkiye'de de değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Barcelona'nın meşhur sahilinde oturdum biraz önce. Şimdi oranın yakındaki sokaklarda otobüs durağına gidiyorum. Hostelime döneceğim. Bence çok güzeldi. Büyük ihtimal gündüz de güzeldir. Oturması hatta denize girmesi. Çekerken görmedim köpeği. Büyük ihtimal denize girmesi de çok güzeldir. Gündüz vakitlerinde oturması çok güzeldir. Güneşlenmesi güzeldir. Çünkü gerçekten uzun bir kumsaldı ve güzel de bir kumsaldı. Ama akşamlar oturması da çok güzel. Zaten bir sürü insan yürüyüşe çıkmış. Gençler oturuyorlar, bir şeyler içiyorlar, müzik dinliyorlar, arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. O manada bayağı beğendim. Hani tabii ki bana biraz Caddebostan'daki şeyimizi de hatırlattı. Benim de arkadaşlarımla Caddebostan sahilinde işte akşamları ya da hafta sonları oturma etkinliklerimi böyle biraz hatırlattı, o anılarımı canlandırdı. Ama çok güzeldi yani. Açıkçası bugün
Bütün gün gezdiğim her şeyin içerisinde bugünkü sahili tek geçiyorum yani.